Değerli yengeçler, 7 Aralık, 17, 13 Aralık, 7-13 Aralık yengeçler. Evet, şöyle demek istiyorum, duygusal, dokunsan ağlayacağımız, duygularımızın çok derin olacağı bir hafta. Geçmiş hatıralar, geçmiş diyaloglar, geçmiş iş arkadaşlarınız, geçmiş eğitiminiz, böyle bir hayallere dalacaksınız. Hani derler ya, durup dururken bu geçmiş takıntım niye çıktı diye. Duygusal yönünüz var, kendinizi çok fazla güçsüz ve böyle mutsuz hissediyor olabilirsiniz ve yaratıcı zekanız, bu kadar emeğimi, bu kadar farkında olmamam, ya yani bu kadar eğitimi boşa mı aldım, bu kadar emeği boşuna mı yaptım, benimle alt derecede olan insanlar konumları yukarıda, ben hala aynı noktadayım ve beklentilerimin hiçbirini hayat karşılamıyor, öfkeniz olacak, o yüzden duygularınız derin olacak. Ama Yengeç Burcu, şöyle demek istiyorum değerli Yengeç Burçları, değerli takipçilerim. Sizin hedefleriniz olabilecek hedef ama dünyayı saran bir ciddi bir kriz var ve duygusal yönünüz çok hakim ve her şey alınganlık noktanızda var bu ara. Rica ediyorum, işinizden olmanızı istemiyorum. Silkelenin, yoga, meditasyon, pilates, yoga, evinizin enerjisine sizi mutlu edecek noktalarla alakalı birkaç gün kafanızı toparlamanız gerektiğini düşünüyorum. Evet, işinizde özellikle akademisyenlik ya da eğitmen alanı ya da doktorsanız çok güzel rahatlıklar oluşacak. Ama biraz daha sabretmeniz lazım. Kamu görevlisiyseniz değişimler gerçekleşecek. Büyük bir kurumsal noktada çalışıyorsanız gerçekten sizi gözden kimse çıkartmadı. Sadece siz öyle hissediyorsunuz. Beni buradaki insanlar gözden çıkarttı. Kimsenin farkında bile değilim dediğiniz bir enerjiniz var. Hayır, kimse sizi gözden çıkartmadı. Hatta güzel değişimler, kendinizi ispatlayacağınız noktalar, daha büyük başarılar ve sizi çok keyifli kılacak. Bence bir silkelen ya Yengeç Burcu. Çünkü sen hak ettiğin değerin en güzelini hak ediyorsun. Umudunu tüketmeni istemiyorum. Yani maddi olarak çok daraldın, faturalar çok fazla yükseldi. Onu toparla, bunu toparla, şunu toparla. Dengen alt üst oldu. Özellikle de aile büyüklerimiz ve ilişkilerimiz devamlı bıt 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 bıt, o ne olacak, bu ne olacak, bu nasıl çözülecek dediği için siz kendinizi çok yapayalnız hissediyorsunuz. Ben de diyorum ki Rabbim size öyle güzel bir dengeye atacak ki korkma, korkularını yen değerli yengeç burçları. Aşk konusunda beklenmedik mesajlar, mailler, Instagram vesaire diyaloglar olabilir. Biraz daha bekleme dönemindesiniz. Evli olan yengeç burçlarında hatta bir yerimizi satalım, daha büyük bir yere geçelim diyorsanız, özellikle toprak satmak isteyen bazı yengeç burçları var. Hayır diyorum, satmayın. Eviniz de güzel, yeriniz de güzel. Toprağınız değerlenecek, daha güzel değerli kılacak. Lütfen toprağınızı boşuna satıp mağdur ileride ah keşke demenizi istemiyorum. Aileyle alakalı çözülmesini istediğiniz bazı miras konular, özellikle baba soyunuz ya da babanızın baba soyundan kalan haklarla ilgili bazı yasal süreçler var. Bunlarla ilgili aydınlanmalar yaşanacak ve sizi mutlu edecek. Bunu da söyleyeyim. İlişkisi hiç olmayanlarda biraz böyle cıvıl cıvıl bir enerji, tanışmalar falan. Ama uzun süredir devam eden ve bu ilişkinin artık gelecek vaat etmiyor diyen yengeç burçları, yol ayrımı kararını vereceksiniz. Bence çok uzun süredir emek verdiniz. Biraz daha sabırlı mı olsak, biraz daha şans mı versek diyeceğim ama Sıtkın sıyrıldı. Ona alttan al, bunu alttan al. O yüzden artık yepyeni bir aşk sayfası başlatmak isteyen yengeç burçlarında bu doğru bir karar. Evet, sabrınız çok fazla, mücadele ettiniz, artık tamir gücünüz kalmadı. O yüzden yeni veda, biraz dinlenelim, bir ara moduna geçiş yapacaksınız. Özellikle çocuk isteyen bazı yengeç burçlarında tedavi ya da uzun süredir tedaviyle ilgili sonuç almayanlar, bu dönem bu kararı vereceksiniz. Yumurta dondurduysanız bununla ilgili kararlar. Bu da size artı kazanç sağlayacak. İhmal etmeyin diyorum. Farklı şehre ya da farklı bir yerden farklı bir noktaya geçmek isteyen, yani İstanbul'da yaşıyorsanız İzmir'e yerleşmek, Bodrum'a yerleşmek gibi hayali olan yengeç burçları, hiç hayal değil, gerçek olacak. Birkaç ay dengenizde ve yerinizi belirleyeceksiniz. Gitmek istediğiniz nokta sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Endişe etmeyin. En çok evde elektronik eşyalarınız bu hafta kırılabilir, çatlayabilir, elektrik patlayabilir. Yani elektrikle alakalı elektronik eşyalarda biraz sıkıntı gündeminiz olacak değerli yengeç burçları. Bunları bir kontrol edelim. Son zamanlarda evde ayakkabıyla alakalı sorunlar yaşayan çocuğunuz ya da siz ayakkabı problemi yaşıyorsanız artık alın. Çünkü uzun süredir ayakkabıyı dıt 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 etmeye başladın. Ayakkabını artık alman lazım diyorum değerli yengeç burçları. Ufak bir botoks düşünce var. Bu ay yaptırma sıkıntı olabilir değerli yengeç burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz.
Astrolojiden Nahaber ve Akkaya Official benim Instagram sayfalarım. Takip etmek isteyen günlük yorumlar için oraya da geçebilirsiniz değerli yengeç burçları. Rabbim sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.